Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizinle ülkemizin en çok sevilen, en çok tutulan iki tane Japon'unu test edeceğiz. Bu testi nasıl yapacağız? Kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi uzun süredir Toyota Corolla kullanıcısıyım. En fazla karşılaştırılan rakibi de Honda Civic. Bir arkadaşımda bulunan aynı model yılında, ondan sonra benzer kilometrelerde ve en full paket olan Honda Civic ile kıyaslayacağız. Bu kıyaslamada ben ilk önce Toyota kullanıcısı olarak Honda'yı kullanacağım. Düşüncelerimi tarafsız olarak anlatacağım. Onun ardından da uzun süredir Honda kullanan arkadaşım benim aracımı kullanacak. O da düşüncelerini benim gibi tarafsız olarak size aktaracak. Ve bir sonuca varmaya çalışacağız. Hani ben önden bir sonuç söylemek istersem şöyle kurardım. Zaten ikisi de çok benzer arabalar. Mühendislikleri birbirine çok benziyor. Motor teknolojileri olsun, altyapıları olsun çok benziyor. Ama arada ince farklılıklar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Çok fazla uzatmadan ilk önce ben Honda'yı kullanmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Arkadaşlar evet, Honda'nın şu anda kabinindeyiz. Ve bu karşılaştırma bence burada sonlandı. Neden? Bu nedir ya? Sustalanaklar mı kaldı artık? Yani keyless go nerede? Anahtarsız çalıştırma nerede? Kapıların kendinden kilitlenmesi nerede? Şaka bir yana. Arabamızı çalıştıralım. İlk olarak düşüncemi paylaşmak istersem, yani kabin bariz daha sportif, hani daha sürücü odaklı. Daha açık konuşmam gerekirse, hani böyle arabayı sürmek için daha teşvik edici, daha çekici bir kabini var. ...2013 modeli değil mi bu da? 2013 Aralık trafik. 2013 Aralık, tamam. Hani kelime şeyine gerek yok. Aynı model yılındayız. En full paket, koltuk ısıtma, sunroof, F1 vites, Eco, fabrika çıkışı LPG'li. Evet. Şimdi şöyle... Test güzergahımız, Kocaeli'yi bilen arkadaşlara anlatmak istiyorum. Outlet'ten çıkacağız. Şu anda Outlet Center'dayız. Seymen battı çıktısını oradan döneceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. Yaklaşık 7-8 kilometrelik bir güzergah. Hani bu kadar kısa süre zarfı içerisinde deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Öncelik olarak benim arabadan en büyük beklentilerimden 3 tanesi senin arabanda mevcut. Benim arabam en full paket olmasına rağmen onlar bende yok. Nedir onlar? F1 vites, koltuk ısıtma, sunroof. Yani bunların olması senin arabanı benim arabamın gözünde hani bir iki adım öne geçiriyor. Şöyle bir çıkalım da hani yol hissiyatından da bahsedelim. Allah'a dikkat. Kanayan yaramız. Ama olması lazım. Yoksa bizim milletimiz şey yapmıyor. Kırbaçlamadığın zaman hiçbir kurala uymuyor. Biz de kurallara uyarak müsait bulduğumuz yerde de müsaadenle birazcık gazlayarak bir deneyim aktaracağız. Öncelikle olarak dikkatimi çeken şey hani arabanın yola tepkileri birazcık sert. Yani düz asfaltta gidiyoruz. Daha hani hiçbir şey görmedik ama hani sönümlemesi, yolu hissediyorum. Bu kimisine göre iyidir, kimisine göre kötüdür, kime göre iyi olabilir. Hani sportif kullanmak isteyen arkadaşlar, yolun hissiyatını, yoldan direkt tepkileri almak isteyenler, bunlar kimlerdir zaten? Genelde BMW kullanıcılar olur. Zaten şöyle de bir benzetme yapayım. Honda'ya da fakir BMW'si derler. Aynı şekilde Toyota'ya da fakir Mercedes'i derler. Benim arabamın mesela böyle bir direksiyon hissiyatı yok. Direksiyon hissiyatın gayet güzel. Yoldan tepkileri net olarak alabiliyorum ve kokpit olarak gerçekten daha sportif hissettiriyor. Daha gençlere dönük bir araba.
Şanzımanın bir saniye. S modu alıyoruz değil mi burada? F, evet. F almak için. Hayır hayır, direkt tamam. Şeyden, direksiyondan direkt müdahale edebiliyoruz. Göstergede. Ha, 5 vites. Tam otomatik şanzıman arkadaşlar. İki arabanın birbirinden ayrıldığı en büyük nokta zaten bence bu. Benim arabamda bildiğiniz gibi 7 ileri CVT şanzıman kullanılırken Honda 5 ileri tam otomatik şanzımanda karar kılmış. Klasik bildiğimiz tam otomatik şanzıman tepkileri, vites geçişlerini tabii ki CVT'ye göre fazla hissettiriyor. Ama bu aslında şu ana kadarki tecrübemdi ki daha önceden de bu arabaları kullandım ben. Rahatsız edici değil, yani tek kavramalı otomatik şanzımanlar gibi değil. Eğer tam vites değiştireceği yeri belli bir süre, belli bir kilometre kullandıktan sonra artık sürücü olarak hissedebilirseniz ayağınızı çok azdan gazdan çekerek o vuruntu hissini de minimuma indirebiliyorsunuz. Motorlara gelelim. İki arabada da benzer özelliklerde motorlar var. Bunlar nedir? 1.6 atmosferik, üstten çift enzantrikli sübak, işte silindir başına 4 sübak teknolojisi. Artık teknoloji demek istemiyorum. Çok artık bu geleneksel motor. Zaten hani bu şu 2020 yılında motorların minimum düzeyi bu. Ama neden böyle? Honda zaten bu arabayı, bu motoru Vitek İkikası'nda 2005-2006 yılından beri aralıksız kullanıyor. Ülkemizde en çok satılan bu. Sebebi de çok basit. LPG'ye çok uyumlu. Çok uzun yıllardır kullanıldığı için kronik sıkıntıları minimuma indirilmiş. Ondan sonra arıza yapmıyor. Zaten Japon arabalarının en büyük özelliği bu. Kullanıcı dostu. Daha bununla ilgili daha detaylı bilgileri neden Japon arabaları diye yaptığım videodan ulaşabilirsiniz kanalımın içerisinde. Ama her ne kadar bu motor başarılı da olsa, kullanıcısını üzmese de, yani artık 2020 yılındayız. Bunların 1.6 litreden aldığı gücü artık değişik markalar, hani rakipleri 1 litrelerden alıyor. Üstelik hani zamanına göre yeterli ama günümüzde artık bence yetersiz olan 150 Nm kadar da bir torku var. Bu sizi düz yolda asla üzmez. Sizin bunun eksikliğini yaşayacağınız tek nokta ara hızlanmalar olur. Ama isterdim, yani şu anda Honda FC5 kasasında ülkemize ilk defa 1.5 benzinli turbo motorunu getirdi. Hala da 2020 modelinde de 1.6 bu motorun aynı kullanıldığı modeller var. 15 senelik motor. Ama bizim iç piyasamız, adamlar bu şekilde hitap ediyorlar. Çünkü neden? Bizim tüketicimiz, tamam kupası güzel mi? Güzel. Yeni araba mı? Yeni araba, ama içi, altyapısına barındırdığı teknolojiyle pek ilgilenmiyor. LPG uyumlu mu abi? Uyumlu. Tamam, bas geç. Bu şekilde. Bilmiyorum sen de o şekilde düşünüyor musun ama hani Volkswagen'dir, Renault'dur. Gerçekten güzel motorlar getirmeye başladı ülkemize. Özellikle Renault'un yeni 1.0 benzinli turbo motoru. 100 beygir olmasına rağmen ben test etme şansı yakaladım. Gerçekten çok başarılı. Clio'yu çok güzel taşıyor. Aynı şekilde zaten Volkswagen'in 1.1 litre 115 beygirlik versiyonu. Gerçi yeni çıkanlarda artık 95 beygir olarak çıkıyor ama yine performans olarak inanın benim arabamdan da bundan da daha performanslı arabalar. 1 litre motor olmasına rağmen. Bu da nedir? Aşırı beslemenin faydaları. Gelelim arabamıza tekrar. Ben yolu çok şeyi çok uzattım. Çünkü kanayan yaram bu benim. Bu Japon arabalarından da artık hani günümüze uygun motorları Türkiye'ye getirmesini istiyoruz. Ey Honda Türkiye, ey Toyota Türkiye. Artık bizi 3. dünya ülkesi gibi düşünmeyi bırakın. Yurt dışına da çıkarmış olduğunuz güncel teknoloji, mesela 1.2'lik Toyota'nın 1.2'lik makinesi var. Turbolu 122 beygir. Ondan sonra onun bile daha üst versiyonları var. Mesela Yaris'in sport versiyonu var. Ama bunlar bizim ülkemize gelmiyor. Belki vergiden dolayıdır. Yani tüketicinin talep etmeyeceğini düşünüyorlardır yaptıkları pazar araştırmalarında. Ama biz araba severler olarak o şekilde motorları görmek istiyoruz. Burada da bir radar var. Birazcık yavaşlamada fayda var. Yaklaşık bir 5-6 kilometre oldu. Güzel asfaltta kullanıyoruz arabayı. En büyük iki araba arasındaki fark sürüş olarak yol sesini biraz fazla alıyor. Evet. Değil mi? Lastiklerin evet. Durumu nasıl? Lastikler yeni lastik. Yeni lastik olmasına rağmen bu kadar alıyor. Yeni lastik olmasına rağmen bu şekilde ses alıyor.
Her zaman dediğim gibi Japon arabalarının en zayıf karnı yalıtım, izolasyon yapmıyorlar. Yani bunun arkadaşlar saç kalitesiyle de çok fazla bir alakası yok. Yani yapılan hani birazcık daha izolasyona birazcık daha dikkat etme. Yani basit malzemeler yani Toyota ile Honda dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında ilk 5'li olan firmalar. Yani bunları çok güzel yapabilirler. Ama yine Civic de bu konuda bir Alman rakibiyle bir Fransa rakibiyle karşılaştırdığımızda sınıfta kalan bir araba. Onun dışında iki araba arasında dediğim gibi videonun en başında söylediğim gibi şanzıman farkı. Yani bu tam otomatik şanzıman bana birazcık hissiyatsız gibi geldi. Yani tabii şimdi atmosferik makine olduğu için devir çevirmek lazım. Devir çevirecek yol da önümüzde yok. Ama sanki hani böyle çok da asılsam koparmayacak gibi. Şöyle bir bakalım. Kökledik. Dediğim gibi yani tam otomatik şanzıman kullanacaksan bu benim kendi kişisel görüşümdür. Araban en az 2 litre 150-160 beygirin üstünde olacak. Torku 200'ün üzerinde olacak. O zaman keyif alıyorsunuz ama 1.6-125 beygir 150 Nm tork olduğu zaman hani kullanım pek keyif vermiyor. Yani şimdi sen de benim arabamı kullanacaksın. Sen de şey yaparsın. Çünkü neden? Tork konvertör yapısı itibariyle zaten hani birazcık arabanın performansından yontuyor. Aynı CVT şanzımanda da aynı şekilde. Ama yani benim arabam birazcık daha sanki istekli gibi. Kullanınca görürsün. Başka? Direksiyon hissiyatı benim arabamdan daha güzel. Hani yolu daha iyi hissediyorum. Kokpit zaten çok daha iyi. Yani benim arabamdaki o minibüs tarzı yüksek kokpite alışmam benim çok uzun süre oldu. İlk arabaya oturdum lan dedim bu ne dedim. Hani Toyota'ya da alış videomu da arkadaşlar eski videolarda var. Kullanıcı deneyimi uzun dönem paylaştı. Oradan şey yaparsınız. Yani şu anda diyorum ki Honda benim daha yaşıma dönük bir araba. O zaman niye gitmiştim? Toyota Corolla almıştım. Yine aynı paralara bu arabadan da alabiliyordum. Bilmiyorum yani. Bir akıl tutulması gidip, yaşayıp gidip Corolla almıştım. Ama iyi ki almışım. Arabamdan da çok memnunum. Sadece iki arabasındaki farkları kıyaslıyorum. Ha, hiç mekan kalitesinde çok fazla kendi arabamı yerdim ama şöyle de avantajları var. Mesela benim ön göğsüm, yani bunun Honda'nın ön tarafının yanında 3 oda bir salon. O kadar daha ferah. Üstelik hani arabamın beji olmasından kaynaklı daha şey. Yani nasıl söyleyeyim? Daha ferah bir iç mekanım var. Arka koltuklar nasıl? Gayet rahat. Arka koltuklar. Şey var mı? Şaft tüneli var mı? Yok. Şaft tüneli yok. Japon arabalarının zaten en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Türkiye'de satılan Japon arabaları neredeyse tamamında şaft tüneli yok. Arkada üçüncü kişi çok rahat şekilde yolculuk yapabiliyor. Hatırladığım kadarıyla senin bagajın da birazcık benimkinden daha genişti. Evet. Bir de arkada bunlarda şey olması lazım. Torsiyon çubuğu yerine çok koldan bağımsız süspansiyon olması lazım. Bu da yol tutuşunun bir miktar daha iyi olduğunu gösterir. Bir araba daha alçak. Dolayısıyla ağırlık merkezi daha yerde. Virajlarda çok fazla savrulduğunu hissetmiyorum. Yani arabanın teknik altyapısı da bunu destekliyor zaten. Neden? Arkada çok koldan bağımsız süspansiyon ve daha alçak bir yapı, ağırlık merkezi daha altta. Ya bu viraj performansının daha iyi olacağını kağıt üzerine zaten söylüyor. Radar güzel yani girdik. Kanayan yaramız arkadaşlar dediğim gibi. Trim sesi, arabanın içerisinde herhangi bir trim sesi yok. Zannedersem bagajda bir eşya var. Eşyanın titremesini hissediyoruz sadece. Evet. Önde de bir tane FC5 gidiyor. Ha, FC5 de sizin arabaların bu kadar piyasasını yükseltmesini sağlayan araba. Dünyada belki ilk kez yaşanmıştır. Evet. Yani arkadaşlar FC5'in diyaloğunu, olayını biliyorsunuz. Yani 2016-2017 modellerde arka C-Sun'un da meydana gelen yamulmadan dolayı herkes FC5'ten koşarak uzaklaştı. Soğudu.
Honda almak isteyen hemen bir alttaki FB7 kasaları, bunlara veya FD6'ları bir eski jenerasyona şey yaptı. Bu da bu arabanın piyasasının ciddi manada primlenmesine sebep verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 sene önce çok rahat hani 60-70 bin civarına bu arabalardan güzel bakımlı düşük kilometre olarak alabiliyorduk. Şimdi internete girip baktığımda yani bir akıl tutulması 150 binler, 140 binler yani çok enteresan. Ama dediğimiz gibi bütün arabaların fiyatı yükseldi ama özellikle Japon arabaları, Toyota Corolla ve Honda Civic şey gibi ya yani altından da daha çok daha değerli. Altından daha değerli. Yani bu yönden iki arabanın da kullanıcısının her zaman yüzü güler. Yani hiçbir zaman satmakta sıkıntı yaşamaz. Sanayiye zaten az yolu düşer. Evet. Güzel arabalar. Hoş. Frenler biraz. Evet. Sen geçen de söylemiştin bana frenlerin birazcık zayıf olduğunu. Benim daha önce 1.33 Yaris kullanıyordum. Yaris'ten Honda'ya terfi ettim. Evet. Yaris'in frenleri bile daha iyiydi yani benim şahsi fikrim. Şimdi biraz önce ben de hani burada değil de ana yoldayken bir fren yapmam gerekti. Ya şimdi arabanın evet kokpiti direksiyonu ondan sonra dışarıdan görünce sportif hissettiriyor ama yani ne motoru ne de frenleri bu yönde insana güven vermiyor. Yani freni de çok hissiyatsız. Benim hani Toyota Corolla için söylüyorum. Kullandığında zaten kendini göreceksin. Hani benim de frenlerim çok iyi değil. Yani Japon arabalarının Mazda hariç. Mazda ve Subaru hariç onların frenleri gerçekten efsane. Ama yani Honda fren konusunda beni de şaşırttı. Frenlerimiz zayıf ki sen balatalarını falan değiştirmiştin değil mi? Yeni değiştirdim. Yeni değiştirdin. Yani bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Bir yıldan beri kullanıyorum. Şeyine de kontrol etmiştik senin. Hidroliğinde de sıkıntı yoktu. Fren hidroliğin de yerindeydi. Dislerin de durumu iyi ama yani frenler gerçekten hissiyatsız. Ya bu kadar düşük süratlerde hani bu şekilde hissizse yani birazcık ısındırdıktan sonra bir performanslı kullanışta durduramazsın herhalde yani. Işıklarda duruyoruz arkadaşlar. Türbüne zarar vermemek için boşa almak arabamız için faydalı. Tek yönlü klimamız var. Tek yönlü mü klima? Evet. Olsun ya bir donanımda da benimki üst olsun. Corolla'da çift yönlü var arkadaşlar. Bu teybi sen kendin taktırdın. Evet orijinal teybimi çıkarttırdık. Aldığımda takılmıştı. Ben almadım ama. Yani bir özellikleri çok fazla. Multimedya sistemi çok iyi. Ses sistemi ama her Japon gibi zayıf. Yani. Bu kapı işleri basvurduğu zaman titriyor. Evet. Aynen. Titriyor. İşte yani tekrar söylüyorum. Ey Toyota Türkiye, ey Honda Türkiye. Çok basit yapacağınız değişikliklerle yani arabalarınıza gerçekten ciddi manada sınıf atlatabilirsiniz. Bunun için hani tekrar dünyayı keşfetmeye gerek yok. Biz değerli kullanıcıların fikirlerine değer verip kulak verirseniz yani arabalarınız gerçekten çok da yerlere gelecek. Zaten çok seviyoruz, daha da seveceğiz. Şimdi arkadaşlar Honda testimizin sonuna geliyoruz. Kısaca tekrar düşüncelerimi konuyu dağıtmadan belirteceğim. Kokpit çok güzel Corolla'ya göre. Yani benim zevkime daha çok hitap ediyor. Direksiyon hissiyatı daha güzel. Yolu hissediyorum. Ama yani dışarıdan görünüşü daha sportif. Ama bu kadar. Yani sportiflik ne motor performansında ne de frenlerde kesinlikle Corolla'nın gerisinde. Yol tutuş olarak kağıt üzerinde teknik altyapısı daha kuvvetli. Yol tutuşunun şimdi bu şeyde güzergah üzerine test etme şansımız yok ama yani kağıt üzerinde Corolla'dan daha iyi olacağını değerlendiriyorum. Onun dışında malzeme kaliteleri birbirine denk. Bakalım. Denk değil. Corolla'nın daha güzel. Corolla duvarlar yumuşak. Sert plastik. Sert plastik. Yani kollarımızı dayadığımız yerler yumuşak. Neyse ben zaten kanalımda böyle bilgilere girmek istemiyorum ama sadece ekstradan bilgi vermek istiyordum. Malzeme kalitesi arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı aynı ama Corolla bir tık daha ileride. Onu söyleyebilirim size. Benim düşüncelerim bunlar. Sen ne demek istiyorsun?
Valla şu anda yaklaşık bir yıldan beri kullanıyorum arabayı. Hı hı. Ben, yani benim tercih etme sebebim arabanın iç konforu, sürüş konforu çok hoşuma gittiği için bu arabayı tercih ettim. Fabrika çıkışlı LPG'li olduğu için tercih ettim. Bu arada fabrika çıkışlı LPG denmişken manifold LPG uygun geliyor arkadaşlar. LPG montajı tekrar serviste yapılıyor. Yani direkt onda fabrikasına hadi bu LPG'li zıbam diye gönderilmiyor. Yani ona da ufak tefek farklılıklar var. Neyse sen devam et. Evet. Yakıt konusunda en can alıcı nokta. Yakıt konusunda çok daha iyi bir performans bekliyordum ama bir de benim kullanışımla da alakalı. Ben arabayı sürekli performanslı kullandığım için yakıt konusunda istediğim verimi daha henüz alamadım. Ne kadar yani? Bana litre hesabı mesela şehir içerisinde şu kadar. Ya 35 litre yakıt alıyor aracım. Evet. Ki LPG'nin 3 lira olduğu şeyde 35 litre yakıt alıyor. 320 kilometre maksimum gidebiliyorum. Şehir içerisinde. Karışık. Karışık. O da 11 litrelik falan bir kullanım, 11-12 litrelik bir kullanım şey yapıyor. Evet, ama performansı kullandığını söylüyorsun. Sürekli performansı kullanıyorum ben çünkü çok ekonomik araç kullanmak gibi bir şeyim yok. 1.33'te kullanıyordum zaten diyorsun. 1.33'te kullanıyordum. O yüzden ekonomik araç kullanmak istemiyordum artık. O yüzden 1.6 Honda'ya, 120 beygir Honda'ya geçiş yaptım. Evet. Şimdi o zaman performans araba kullanmak istiyorsan seni 132 beygir Corolla'ya alalım. Arkadaşlar Honda videomuz bu kadar. Videomuz geri gör kamerası yok mu? Var. Ha var tamam oradaymış. Videomuz Honda kullanıcısının Toyota kullanıp deneyimleriyle devam edecek. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.